Adım Fulya Patır. 1959 yılında Samsun'da doğdum. Hastalığım tam geçebilen tiplerden olamadım ne yazık ki. Şu anda kendimi aslında şeker hastası gibi hissetmiyorum. Herkes bir ilaç kullanabiliyor. Benim de şeyim bu, ilacım bu şeklinde oldum. Korkmuyorum. Ailede babamdan da annemden de geliyor şeker hastalığı. 40 yaşındaydım. Annemin hastalık dönemine rastladı. Bir bacak kırılması falan olmuştu. Ne olduğu tespit edilememişti. Buraya getirdiler. Onu öyle görünce çok etkilendim. Tabii önce hapla falan başladım. Ondan sonra zamanla insülin kullanmam gerektiği söylendi. Ve sürekli artış gösterdi bu olay. Bir de bende önce kolesterolüm vardı. Sanıyorum kolesterol de tetiklemiş olabilir. Şekerle birlikte yani o dönemde metabolik olarak çok ekstra yükselmişti. Şekerden sonra ikisi de artık tutulamaz derecede ilerlediler. Ameliyata gidiyorum dedim. Ne ameliyatı dediler? Şeker ameliyatına gidiyorum dediler. Dedim. Herkes böyle bir Allah Allah o neymiş? Hani şeker ameliyatı mı var bilmem ne. Benim dönemimde hiç kimse bilmiyordu ve tabii ki ben de bilmiyordum. Arkadaşımın eniştesi Alper Bey ile aynı hastanede çalışıyormuş. Onların haberi olmuş böyle bir ameliyat yapıldığından. Ben ondan önce doktora gitmeyi artık reddediyordum yani o vaziyetteydim. Bunu duyunca ilgilendim. Çünkü artık öyle bir yere gelmişti ki ben öleceğim bu hastalık yüzünden. Yani başka bir çözüm veya kurtuluşum yok dönemindeydim. Bu ameliyattan sonraki ilk haftalar zordur. Sabırlı olmanız gerekecek. Özellikle halsiz ve isteksiz olacaksınız, iştahsız olacaksınız. Güçsüz hissedeceksiniz kendinize. Birkaç hafta... Yatacak mıyım yoksa hani ayak oturarak evde normal yaşantıma Elbette, devam elbette. edebilecek Tabii ki, miyim? elbette. Kendi gereksinimlerinizi kendiniz giderin. Doktorların çok güzel hastayı bilgilendirmesi bence çok önemli. Konuşma sesi bile insanı çok etkiliyor. Hasta konumundayken belki işte doktor konumunda olmak bunu insanları bunu anlayamaz belki. Çok hasta gördükleri için bilmem ne onlar için çok kanıksanmış bir şey olabilir ama siz hastaysanız moraliniz hani çok bozuk oluyor ve en ufak bir sesteki titreşim bile sizi çok etkiliyor. Yarın neler yapacağız? Yarın birisi midemizin sol üst dış kısmını kapatacağız. Bunu alıyor musunuz? Evet, orayı alacağız. Alacağız. Midemizle 12 parmak bağırsak arasındaki bağlantıyı kapatacağız. Midemizin yönünü aşağıya çevireceğiz. Ve ince bağırsağımızın başlangıç bölümüyle son bölümünün yerlerini değiştireceğiz. Korkarak gittiğim halde hep dua ettim. Tahlillerim iyi çıksın yani ameliyata uygun olduğum çıksın ki ameliyat olabileyim. Yani ameliyattan çok korktuğum halde buna çok razıydım. Anladım ki bana eğer olmayacaksınız, işte sorun çıktı falan denseydi herhalde çok kötü olacaktım. Yani onu düşünemiyorum bile yani nasıl bir etki olacağını. Demek ki ben bu ameliyatı hakikaten çok bel bağlamışım, çok istemişim. Oy yerim artık bırak şu kuruntuları tamam mı? Hatta düşünceleri. O kadar diyorum ya sana ulaşılmazdık her şey. Çok ya inanamıyorum. Oo, kıyamam ben sana. Allah senin kalbine göre verdi bir tane. Bak bitti, hepsi bitecek diyor. Karaciğerim çok büyükmüş ve her tarafı yağla kaplıydı. Çok büyük olduğu için çalıştıkları organlar karaciğerin gerisindeymiş. Ve oraya geçip de işlem yapmakta çok zorlanmışlar. Bir kısmında çok uzun zaman alır, bir kısmında tam kontrol mümkün olmaz. Hastalığım tam geçebilen tiplerden olamadım ne yazık ki. Öyle olunca o zaman biraz üzüldüm ama baktım şu anda da gayet rahat
yürüyor her şey. Yani öyle olmasına rağmen şeker ilacını, işte glikofaj gibi devam ettiriyorum. İnsülin artık kullanmıyorum. Tahlillerim genelde çok iyi çıkıyor. Yani eskiye oranla hele hep normal değerlere yakın, onun etrafında çıkıyor. Ölçtüğümde hep 450-500 arası günlük normal yaşamda. 453'ü bile gördüm yani. Şu anda işte 100 ile 120. Bir şeker hastasının şeker hastası olmayan bir kişiye göre beslenmesine dikkat etmesi çok çok daha zordur. Diyet yapması daha zordur. Fakat bunu başarıyor olmasına rağmen şekerini kontrol altına alamamış kişiler vardır ki bunlardan biri de Fulya Hanım. İnsanlar hastalanınca işte bir ekmeği kesiyor, bir pilavı kesiyor, fark ediyor, kilo veriyor, normale dönebiliyor. Benim kesebileceğim bir şey zaten yoktu yani. Şikayetim pek olmadı. Tek şeyim şu kocaman göbeğim ve işte görüntü olarak çok rahatsız oluşum bundan. Bir de şey, eğilemiyorum. Hareketlerimi şey yapıyor, engelliyor. Ayakkabı giymek, bağlamak, çorap giymek benim için çok zordu. Hiç insan düşünemiyor değil mi? Yani böyle bir zorluk çekeceğini. Hiç düşünmeye gerek yok. Ameliyattan sonra da o kadar büyük bir ameliyata göre hiçbir şey yaşamadık. Yani çok rahat, çabucak geçti. Öyle kesik falan olmadığı için de delikler hemen kapandı. Yani hiç öyle büyük ameliyat geçirmiş şeyini yaşamadım ben. Mucize diye düşünüyorum. Bu kadar rahat geçireceğimi hiç ummuyordum. Hakikaten çok rahat ve çok mutluyum.